Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor. Yasada başhakimi Salim Başol, sözde mahkeme sırasında Başbakan Adnan Menderes'in yaptığı bir itiraza bu ibretlik cümleyle karşılık veriyordu. Halbuki biz bunun mevcut olmadığını iddia etmekteyiz. Junta, Menderes, Zorlu ve Kolatka'nın idamına çoktan karar vermişti. Yargılamaysa bir göz boyamadan ibaretti. Amaç adalet değil, vesayetti. Sevgili vatandaşlar, bugün demokrasimizin içine düştüğü buhran ve son müessif hadiseler dolayısıyla ve kardeş kavgasına meydan vermemek maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri memleketin idaresini eline almıştır. Türk demokrasisine sürülen en kara lekenin üzerinden 61 yıl geçti. Millet için yola çıkanların karşısına darbeci askerler dikildi, kayıtsız şartsız milletin olması gereken egemenlik dar ağacına çekildi. Sözü millete vermek için yola çıkmışlardı. Milli iradeyle seçilip iktidara geldiler. Demokrat Parti Başbakanı Adnan Menderes, Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Demokrat Partili 592 isim. Hayatlarının en zor 11 ayını burada geçirdiler. Onlara yöneltilen suçlamaysa vatana ihanetti. Vatana ihanet eden milletin helal oylarıyla iş başına gelmiş Başbakan Adnan Menderes ve Demokrat Parti milletvekilleri değil, tam tersi bu millet iradesini tanklarla, silah zoruyla bir şekilde alaşağı edip onları yüksek adalet divanı dedikleri alçak mahkemelerde yargılayanların kendileridir vatan hainleri. Dolayısıyla tarih bizde yaşanmış önemli bir dönemeç noktasıdır 27 Mayıs ve arkasında yasada da devam eden mahkemeler. Bu mahkemelerin sonucunda verilen kararların bugün hükmünün olmadığını bilsek de 27 Mayıs 1960'la birlikte yapılan yargılamalar kesinlikle 27 Mayıs 1960'la sınırlı kalmadı. Daha sonrasında zincir bozana, en sonunda da 15 Temmuz'a kadar uzanan birçok süreç yaşadı Türkiye. Ama bugün demokrasi ve özgürlük adası haline dönüştürülen bu adada kendilerini minnetle anıyoruz. Aslında burada yapılan iş yargılama değil, darbe yaparak anayasayı çiğneyenlerin, ülkenin meşru yöneticilerini anayasayı ihlal ithamıyla giriştikleri bir hukuk cinayetiydi. Demokrasi katlinin 61. yıl dönümünde bugünkü adıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası Yassıada'ya ilk adımlarımızı attık. Yassıada bugün kocaman bir hafıza müzesine dönüştürülmüş durumda ve bizlerin ziyaret edeceği ilk noktaysa milli iradenin hiçe sayıldığı o duruşma salonu olacak. İhlal adıyla anılan bu davanın aslı ve esas mahiyeti yüksek malumları olduğu üzere siyasidir. Bu dava ile birleştirilen diğer davalar da hemen hemen aynı mahiyeti taşımakta ve birçok bakımlardan eşine rastlanması pek nadir siyasi davalar oldukları da aşikar bulunmaktadır. Adnan Menderes sözlerinde son derece haklıydı. Çünkü Yüksek Adalet Divanı adıyla kurulan mahkeme bir darbe mahkemesiydi. Verilecek karar da aslında daha duruşma başlamadan belliydi. Junta, Menderes, Zorlu ve Polatka'nın idamına çoktan karar vermişti. Yargılama bir göz boyamadan ibaretti. Amaç adalet değil, vesayetti. Sanıklar getirdiler. Bağlı olmayarak yerlerine alındılar. Müdafiler hazır. Şimdi sanıkların isim ve soyadları okunarak toplama yapılacak. İsim ve soyadı okunan sanık burada mevcut olduğunu göstermek için ayağa kalkacak. Divanın adı Yüksek Adalet Divanı'ydı ama burada alınan kararlar ne adalete ne de hakka hukuka uygundu. Bu salonda yargılanan da dar ağacına gönderilen de aslında milli iradeydi. Aslında adına her ne kadar Yüksek Adalet Divanı ismini koyduysa da Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en alçak mahkemesi oluşturuldu. Menderes'in sözünün ikide birde kesildiği,
ve Demokrat Partili sanıklara yeteri kadar söz hakkı verilmediği söylendiğinde bu alçak mahkemenin başkanlığını yapan Salim Başoğul sizi buraya gönderen irade bu şekilde istiyor diye dünya adalet tarihine belki de manşet olarak geçebilecek bir takım açıklamalar yapmıştı. Dolayısıyla buradaki mahkemeye bir mahkeme demek mahkemelere hakaret olur. Bu bir çadır tiyatrosuydu. Burada bir çadır tiyatrosu oynandı ve bu çadır tiyatrosunun sonucunda da millet iradesi yağlı urganlarda mahkum edildi. 10 yıl boyunca memleketine hizmet eden bir başbakan Yassıada'da aylarca sorgulandı. Bugün burada o sorgu odasının bir benzeri bulunuyor ve o odada Adnan Menderes'in bal mumu heykeli yer alıyor. Kendilerine yapılmış olunan haksızlığı millet olarak idrak ettik. Bugün onları burada alçak mahkemelerinde yargılayan, başta Salim Başol olmak üzere hiçbirisinin adı bilinmiyor. Bilinenler de milletin lanetiyle anılıyor. Ama rahmetli Menderes şehirlerimizde, havalimanlarımızda, okullarımızda, caddelerimizde ve Vatan Caddesi'nde milletin gönlünde yatıyor. 61 yıl önce bu salonda 19 ayrı dava görüldü. Ancak darbeci yargının hukuksal dayanağı yoktu. Bu nedenle de ilk hedefleri meşru iktidarı itibarsızlaştırmak oldu. 27 Mayıs 1960'ta darbe yapıldıktan sonra buradaki yargılamaların bir tek amacı vardı. O da millet nezdinde teveccüh görmüş olan Demokrat Parti iktidarını itibarsızlaştırmak üzerineydi. Bu yüzden de Minilex davası, İpar davası, köpek davası, bebek davası gibi akla ziyan suçlamalarla insanlar mahkeme salonlarında kendilerinin suçsuz olduğunu ispat etmeye çalıştılar. Müddei iddiasını ispat ile hiçbir şekilde mükellef olmadı. İnsanlar buraya tıkıldılar ve askerlerin namlularının gölgesinde aslında ne kadar suçsuz olduklarını ispat ile ömür tükettiler. Mesela buradaki mahkemelerin Yassıada'daki itibarsızlaştırma videolarının dışında ne türden çadır tiyatrosu dememin sebebini anlayacaksınız, konulara sahne oldu anlatayım. Menderes'in sevgilisinden olan bir çocuğun hayatı üzerine kurgulanmış bir bebek davası çıkartıldı. Ve bunun dışında Menderes'in hayatına dair birçok kurmaca husus mahkemeyle ilgisi olmamasına rağmen buradan okundu. Köpek davası, zimmet davası, örtülü ödenek davası. Aslında 1960'tan bugüne kadar baktığımız zaman senaryo hep çok tanıdık. Çünkü çok değil, geçtiğimiz günlerde 128 milyar dolar nerede sorusu 17-25 Aralık süreci bu davaların bir yansımasıydı. Yani zihniyet değişmedi ama Türk milletinin demokrasiyi sahiplenme biçimi değişti. Türk Silahlı Kuvvetleri memleketin idaresini eline almıştı. 27 Mayıs darbesi yapıldıktan hemen sonra Eskişehir'deki örfi idare komutanı bir kağıt bastırtıyor ve Adnan Menderes'in ve diğer arkadaşlarının ihtilal tarafından alıkonulduğunu, yurt dışına kaçmak üzere olduklarını ve uçaklarında 12 ton dolusu altın olduğunu, dolayısıyla gördüğü yerde bütün Demokrat Partililerin tevkif edilmesini söyleyen bir kağıt yayınlıyorlar. Dolayısıyla o zaman ortaya koyulmuş olunan senaryoyla, 12 ton altın üzerinden ortaya koyulmuş senaryoyla bugün karşı karşıya kalmış olduğumuz senaryo aynı senaryodur. Bunlar algılar üzerinde iktidarı itibarsızlaştırmak maksadıyla ortaya konulmuş hususlardır. Ben biraz önce salonu gezerken gördüm. İktidarı darbeyle devirip millet iradesini ayaklar altına alanlar bu ülkenin gazetelerini, medyasını, kütüphanelerini, okullarını Cemal Gürsel'in darbe sonrasında gelmiş olan Cemal Gürsel'in fotoğraflarıyla bezediler ve fotoğrafların altına Türkiye'nin aslanı, demokrasinin kahramanı Cemal Gürsel dediler. Yani ne söyledilerse tersi doğruydu. Darbeciler Yassıada'daki zulmü örtmek için yalanlara dayanan bir kara propaganda yürüttü. Bayar ve Menderes'in de zorla oynatıldığı Düşükler Yassıada'da filmi sinemalarda gösterildi. Filmde sahte bir kurguyla mahkumlara iyi bakıldığı mesajı veriliyor, Bayar ve Menderes'e ağır hakaretler ediliyordu. Poz vermeden edemez. Sofrasında
Kilosu 1000 liraya satılan siyah havyar bulunmamakla beraber bayar iştahından bir şey kaybetmiş görülmemektedir. Düşkünler Yassı Adada filminin aksine aslında ada koşulları son derece zorluydu. Adnan Menderes bu küçücük alanda gün ışığından yoksun bir şekilde 11 ayını geçirdi. Baktığımız zaman bir insanın 11 ay boyunca gün ışığından uzak bir şekilde tecrit hayatını yaşaması son derece zorlu. Sadece gün ışığından yoksunluğu değil, aynı zamanda da psikolojik anlamda da işkenceler yapılıyor. Örneğin ada komutanının elinde değnekle meclis başkanı Refik Koraltan'ı dürtmesi gibi. Celal Bayar ve Adnan Menderes İstiklal Madalyası sahibi insanlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aynı zamanda 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İstiklal Mücadelesi'nin galip hocası. Onlara reva görülen ortam işte tam böyle bir şey. Diyor ki Celal Bayar merhum, bize Yeşilçam'ın artistleri gibi film çektirdiniz diyor ve bu tabii ki dediğim gibi İstiklal Harbi'nin galip hocası olarak mücadele eden, İstiklal Madalyalı bir Cumhurbaşkanı ve Başbakan gücüne gidiyor, zoruna gidiyor ve boynuna bağlamış olduğu kemeri sıkıyor ve nöbetçi yetişiyor. Nöbetçi yetiştiğinde yüzü Celal Bayar'ın morarmış bir vaziyette ve kulağından kan akarken oluyor. Şimdi bütün bu işkenceler bu millete reva görüldü. Aslında tek suçları vatana hizmet etmek istemeleriydi. Bir gece ansızın kapıları çalındı. Karşılarında cuntacıları, askeri darbecileri gördüler. Alelacele hazırlanmaları istendi. Yanlarına sadece bir bavul alabildiler. Şimdi o adada temsili bavullar 592 Demokrat Partili'yi yansıtıyor. Yassı Adadaki zulüm İmralı Adası'ndaki dar ağacına kadar sürdü. Karar 1961 yılında açıklandı. İdam edilen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan hiç sönmeyecek bir demokrasi ateşinin ilk kıvılcımlarını yaktı. Bugün de aynı şeylerin tekrardan ısıtılıp tekrardan önümüze getiriliyor. O zaman şunu şey yapmak zorundayız. Eğer tarih ders alınıyorsa tekerrür üretmiyor. Bizim gençlerimizin mutlak surette bu demokrasi ve özgürlük adasına getirilmesi gerekiyor. Mayıs 1960'ta yaşanan askeri darbenin bir benzeri de 15 Temmuz'da yaşatılmak istendi ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi Adnan Menderes ve arkadaşlarının yaktığı demokrasi meşalesi elden ele bugünlere kadar ulaştı. Yani darbecilerin bilmediği bir şey vardı. Türk milleti demokrasisine bir kara leke daha sürdürmemeye kararlıydı ve bu yolda canını siper etmeye de razıydı. Dün başaramayacaksınız demiştik. Bugün de başaramayacaksınız diyoruz. Dün ülkemize diz çöktüremeyeceksiniz demiştik. Bugün de ülkemize diz çöktüremeyeceksiniz diyoruz. Dün milletimizi esir alamayacaksınız demiştik. Bugün de milletimizi esir alamayacaksınız diyoruz. Dün ezanımızı susturamayacaksınız, bayrağımızı indiremeyeceksiniz demiştik. Bugün de aynısını söylüyoruz. Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Eğer 15 Temmuz gecesi darbeciler başarılı olmuş olsaydı, yine bu şekilde oluşturacakları bir çadır tiyatrosunda dönemin siyasilerini her türden itibarsızlaştırmaya tabi tutarak vermiş oldukları iddiası ispatlanmamış hususlarla bu salonlarda itibarsızlaştırılacaktı. Bilmiyor gülmeyi sakinlerinin binde biri. Bir vatan derdi birikmiş bir avuçluk karada. Kuşu hicran getirir, dalgası hüsran götürür. Mavi bir gölde elem katrasıdır Yassı Ada. Çamlıbel, Yassı Ada'yı bu dizelerle anlatmıştı. Çünkü o da burada yargılanan isimlerden biriydi. Ancak Yassı Ada onun bıraktığı gibi elem katrası olarak kalmadı. 2013'te önce adı değişti, ardından çehresi yenilendi. Darbenin sembolü olmaktan çıkarılıp Özgürlükler ve Demokrasi Adası haline getirildi. Tarih
Mehmet Akif Ersoy merhuma göre tekerrür etmesi ibret alınmasına ya da alınmamasına bağlı. Onun meşhur şiirinde diyor ya, hiç tarih tekerrür eder miydi ibret alınsaydı diye. Dolayısıyla burası demokrasi ve özgürlükler adası ama aynı zamanda da ibret adası. Demokrasi ve özgürlükler adasındaki turumuzu artık tamamlıyoruz. Sayın Yusuf Alabarda ile birlikte attığımız her adımda ayrı bir acı hikayenin içinde bulduk aslında kendimizi. Peki son olarak izlenimlerinizi aktarır mısınız bize? Söylemek istiyorum. Gerçekten bu adanın ziyaret edilmesi lazım. Ve bu adanın içerisinde gelen ziyaretçilere olayın vehametini tarihsel perspektiften entelektüel bir bakış açısıyla sunabilecek şekilde ilgili yetkililerin de arttırılması gerekiyor. Bu şartlar tamamlandığında demokrasi açısından nasıl bir kara leke olan bu Yasaada ve Yasaada mahkemeleri gençlerimize, milletimize ne kadar aktarılırsa demokrasi anlamındaki zihni dönüşümün de o oranda başarılı bir şekilde sağlanacağını düşünüyorum.